Herkese merhabalar. 58. Time Meetup'a hoş geldiniz. Bugün ileri algoritmalar konusunu konuşacağız. Yine her zaman olduğu gibi çok değerli konuklarımız bizlerle birlikte. Vektör Enstitü'den Sedef Akınlı Koçak bize yeni yayınlanan Vektör Enstitü raporunda paylaşılan farklı sektörlerde bilgisayarlı görü uygulamalarından bahsedecek. IBM'den Merve Özmen algoritma seçimi ve açıklanabilirlik konusundan bahsedecek. Google Cloud'dan Emrah Bete AutoML projelerinden, Huawei'den Senem Tanberk ve Rıza Can Sevinç Huawei Cloud Model Artist'tan ve Analytics'ten de Ahmet Melih Selçuk Business Intelligence Native Autonomous yapay zeka projelerinden bahsedecek. Sunumlara başlamadan önce Try Academy programından çok kısa bahsetmek istiyoruz. Try Direktörü Can Sinemli ve Try Akademi Eğitim Koordinatörü Atilla Yardımcı bizimle birlikte. Can, söz sende. Selamlar, merhabalar herkese. Can Sinemli ben. Türkiye Yapay Zeka Enstitüsü direktörüyüm. Fazla zamanınızı almadan kısaca Tıray Akademi'den ve eğitimlerimizden bahsetmek istiyorum. Türkiye Yapay Zeka Enstitüsü 2021 yılından itibaren kurumlara veri ve yapay zeka alanında eğitimler sunmak üzere çalışmalara başlamıştır. Mart 2022'de de Tıray Akademi'yi kurduk. Tıray Akademi'yi kurmuş ve değerli iş ortağı Miyol Akademi ile birlikte de yola çıkmıştır. Tıray Akademi şirketlere, kurumsal akademilere veri ve yapay zeka alanında 9 farklı eğitim programı sunmaktadır. İzninizle ben sunum yansıtacağım. Bir saniyenizi rica edeceğim. Geldi mi acaba Betül? Ekran. Henüz gelmedi. Şu anda geldi. Tamam. Tıray Akademikliği programlarının başlıklarından kısaca bahsetmek istiyorum. Yapay zeka farkındalık eğitimi verilmekte, veri okuryazarlığı eğitimi verilmekte, MLOps eğitimleri var, veri analisti eğitimi var, data citizen eğitimi var, veri mühendisliği eğitimi var. Python ve derin öğrenme eğitimi var. Yöneticiler için veri ve analitiği eğitimi var. Bu eğitimler kapsamında eğitim programlarımızı takip ettiğimiz metodolojiyi aktarmak üzere Tray Eğitim Direktörümüz, aynı zamanda Miul kurucu ortağı Atilla Hocam'a sözü bırakmak istiyorum. Atilla Hocam, hoş geldiniz. Söz sizde. Teşekkür ederim Can. Herkese merhaba. Hızlıca buradaki çalışma sistemimizden ve eğitim metodolojimizden bahsetmek isterim. Miul olarak etkin bir eğitim metodolojisi geliştirdik ve Tıray Akademi'yi de sizlere ulaştırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle Can'ın da belirttiği bu veri odaklı ve geleceğin meslekleri kapsamında yer alan eğitimlerle ilgili COVID döneminde ve sonrasında 2000'in üzerinde verilen eğitimlerle birlikte etkinliğini gördüğümüz bir hibrit sistem geliştirdik. Burada öğrenciler, özellikle kurumsal taraf için söylüyorum, kendi öğrenme seviyelerine, hızlarına ve aynı zamanda vakitlerine göre, çalışma durumlarına göre bir self-learning sürecinden geçiyorlar. Burada bir post-prodüksiyon var. Eğitmenlerimizin çektiği eğitimlerin post-prodüksiyonlarıyla içeriği öğreniyorlar. Akabinde içeride her bir eğitim modülünün ödevi ya da tekrarını ifade eden gerçek sektör projelerinden oluşmuş içeriklerimiz var, workshoplarımız var. Öğrencilerimiz bunları, katılımcılarımız bu ödevleri kendi video izlemelerini ardından yapmaya çalışıyorlar. Arkasından hibritin canlı kısmına geçiyoruz. Mentörlerimiz eşliğinde bir moderasyon söz konusu burada. Mentörler eğitimlerdeki soruları cevapladıkları, aynı zamanda ödevleri çözdükleri bir session açıyorlar. Burada detaylı olarak tartışıyoruz bu konuları. Bu süreç esnasında 7/24'te Slack üzerinden bir canlı desteğimiz söz konusu. Tüm bu sürecin sonunda tabii katalog ve eğitim içeriği de bir şekilde katalogun içerisinden tasarlanarak ilerlenebiliyor. Bu şekilde katılımcılar hem kariyer yolculuklarını hem upskill hem de reskill eğitimlerini maksimum seviyede verimli bir şekilde sürdürebiliyorlar. Yani açıkçası bu konuda detay bilgi vermek için de her zaman bir araya gelebiliriz. Bizi mutlu eder. Teşekkür ediyorum Can. Herkese Çok merhaba. teşekkürler. Genel itibariyle güzel bir içerik bizi bekliyor. Katılımcılarımız bu vasıtaya teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler Atilla Hocam. Söz sende Betül. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben şimdi hemen
Sedef Hocam'ı ekrana çağırmak istiyorum. Sedef Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sesim geliyor değil mi? Evet, gayet iyi duyabiliyoruz. Söz sizde, buyurun. Teşekkürler. Bu vesileyle TR AI ekibine çok teşekkür ederim. Bugün bahsedeceğim konu Vektör Enstitüsü'nün sponsoruyla ve akademik team'iyle gerçekleştirdiği Computer Vision alanındaki bir proje ve yakın zamanda bu projenin raporu yayınlandı. Bu projedeki use case'lerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle biraz Vektör Enstitüsü'nden bahsedeceğim. Biraz kendimden bahsedeceğim. Ondan sonra raporun detaylarına gireceğim. Ben Vektör Enstitüsü'de Professional Development Direktörü olarak çalışıyorum. Bu görevden önce proje menajeri olarak AI projeleri development ve management da görev aldım. Bundan önce de Vektör Enstitüsü'ye girmeden önce data intensive ve R&D projelerini geliştirmek üzere University of Toronto'da bir konsorsiyumda çalıştım. Halen Ryerson Üniversitesi'nde Data Science and Analytics Supervisor olarak da part-time görev yapıyorum. Bugünkü sunuşumu İngilizce olarak yapacağım. O yüzden hani ekrandaki arkadaşlara da ve yurt dışından bağlananlara da yardımcı olmak açısından. So let's kick off by looking at the agenda of this talk. First, I'm going to take you to the Vektör Institute and talk a little bit of what the institute does for those who don't know. Then introduce industrial innovation team at Vektör and show some of our applied AI collaboration projects, including computer vision. Then we will visit Vektör's recent computer vision project and focus areas. Finally, I will review some of the project's best practices and leave you with a few key takeaways. Let me talk a bit about the Vektör Institute. The institute is a non-for-profit research institute with its mission to lead Ontario's effort to build and sustain AI-based innovation, growth, and productivity in Canada by focusing on the potential of machine learning, especially deep learning. We work together with our AI partners in other parts of Canada, with industry sponsors and public institutions to ensure that they have people, they have skills and resources to be best in class at the use of AI. Vektör was founded in 2017 by visionary academics from University of Toronto and entrepreneurs who have faced challenges in creating commercial AI technologies. You may recognize these founders from this picture, Jeffrey Hinton, Sonia Fiedler, and Raquel Urtasun. Some numbers that may help you to understand Vektör's AI community. From our last year's annual report, we have around 617 researchers, including faculty members, affiliates, graduate researchers, postdoctoral fellows, and undergraduates. And so far, we are around 4,000 participants joined Vektör's industry programs and developed their proficiency. And Vektör has more than 45 industry sponsors, and we provide programs, workshops, and collaborative projects to help adoption of AI to the sponsors. And more than 1,400 master's students began their studies this year in combination of Vektör-recognized programs and individual AI study paths in Ontario. So Vektör's industry innovation team leads industry collaborations for driving commercial impact of AI. Our industry project bringing industry and researchers together to apply state-of-the-art solutions to specific industry-related problems. Let's have a look at a few examples of Vektör's applied AI project. So from the left side, the dataset shift project was developed as a response to the pandemic. And we look at the dataset shift, its varieties, effective detection strategies, and adaption techniques with several use cases. And then the one on the middle is called model-based reinforcement learning, where our aim was to apply reinforcement learning on selected use cases towards reduction of the carbon footprint. One use case implementation has recently been open sourced. And a computer vision project where we applied vision techniques to different use cases, ranging from manufacturing to traffic, and which I'm going to talk about today. So why computer vision?
The adoption and application of computer vision is growing in many fields as new deep learning-based architectures delivered a greater and more efficient performance on complex image-related tasks. So new vision theories and approaches are showing the potential to drive innovation in many industries, including healthcare sector, banking, security, transportation, retail, agriculture, and so on. From fully autonomous vehicles to automated clinical diagnosis and surgical support system, the vision system have a major role in technologies that are offering a very exciting future. To accelerate these advances, Vector and its industry sponsors collaborated in the computer vision project. And in addition to facilitate innovation, the project was also designed to foster greater collaboration between academic and industry practitioners and increasing the general proficiency of participants at building end-to-end vision pipelines and growing ecosystem capacity to drive further advances and application of large-scale models. So project focuses on three groups, anomaly detection and semantic segmentation, two-stream neural networks, and transfer learning. These approaches were applied in the following five use cases: anomaly detection in manufacturing, semantic segmentation in aerial and road obstacle imagery, automated traffic incident detection, identifying clinical relevant features of interest in gallbladder surgery, and transfer learning for efficient video classification and detection. Now let me give you a quick overview of each of these use cases. For the first one, we have two use cases. One is anomaly detection in manufacturing, where aim was to explore the use of autoencoders trained on the anomaly detection data set to optimize anomaly detection on the manufacturing line. And the second use case is about to apply semantic segmentation techniques to satellite imagery and dash cam footage for identifying objects. This can be used for example, road obstacle detection. Let me start with anomaly detection with autoencoder use case. So anomaly detection is an important task in vision that is concerned with identifying anomalous images given a trained set of only normal images. In manufacturing, most of the components, in most cases, having a person manually inspect each component, and this is not feasible and very time and resource consuming. So recent approaches to anomaly detection employ deep learning to model the distribution of high dimensional data. To this end, deep autoencoders have been popular choice of architecture. In this work, four types of autoencoders have been explored: a regular autoencoder, variational, a constrained, and a context autoencoders. So the autoencoders were then tested on the NVTech image data of real-world parts and assessing each image at the pixel level for anomalies. And autoencoder-based approaches to anomaly detection have the potential to enhance the automated quality assurance at scale. From the table on the right, the context autoencoders achieves the best performance. This strong performance can be attributed to the fact that they offer semantically rich representations by learning to impaint mask regions of images in addition to reconstructing them. As you can see from the visual results, the context autoencoder further support the strong quantitative results. Of course, there are many limitations, such as anomalies are not well-defined or extremely hard to sample. Still, autoencoder-based approach offer a robust solutions to the anomaly segmentation task. So in the second use case, the focus is to explore state-of-the-art semantic segmentation models. So we looked at UNET, fully convolutional network, and DeepLab V3 and UNET++. And semantic segmentation, as you probably know, plays a critical role in broad range of applications such as autonomous driving, geospatial analysis, for example, building footprint extraction, and medical images segmentation, for example, biomedical marker discovery.
So this use case is to extract building boundaries from aerial imagery by using advanced semantic segmentation methods. In total, six approaches are benchmarked on the task of building footprint extraction in aerial images. Here are, you can see some quantitative and qualitative results. Table on the top portion shows intersection over union results. The models that leverage pre-training, for example, FCN or DLV3, they achieved higher accuracy and require minimal training compared to the models without pre-training, for example, UNet and UNet++. From the qualitative results, the models are able to generate very precise semantic maps in scenes densely populated with building footprints. The second focus area is on video, where we have two use cases. First one is related to traffic incident detection. So being able to detect risky road behavior is a very important step to the mitigation of vehicle collisions and other road accidents. For example, drivers demonstrating reckless driving or near missed may be helped by additional road training to correct behaviors and prevent future collisions. So the second use case is from healthcare space, where goal is to develop a near real-time tool for identifying critical regions during the surgery to assist surgeons to arrive safely to the critical view of safety. For the first use case, we use YOWO architectures. It's called You Only Watch Once. While there are many video detection architectures that could have been selected, but this architecture was chosen because A, it is efficient and easy to implement, and B, it's modular. So there are a few architectural changes have been made to fit our problem. If you're interested, please check the project report and our project GitHub for details. And qualitative example of the final model are shown in the success figures. The model is capable of impressive detection in multiple weather conditions, and it seems to perform well on very common accident types. The most common occurring anomaly types involving being hit from the side, and it can be seen that our model often is successfully detect this kind of anomalies. You can see it's from the bottom left. However, there are specific scenarios where our model struggled. More specifically, it has difficult to detect objects on interest that are far away from the driving vehicle, as well as more rare classes. So the second one is surgical removal procedure. So surgical removal of the gallbladder is one of the most common surgeries performed in modern medicine. The goal of this use case is to develop a real-time tool for identifying critical region during the surgery. Two models have been compared in this study, UNet and Detectron 2, which is a MASC-RCNN model. As we know that the finding an annotated data set, especially in healthcare, is very challenging. For training the MASC-RCNN model, we collaborated with medical subject matter expert to proceed to procure a list of annotations for segmenting. From the qualitative results, both models are able to correctly segment most of the important classes. However, it became apparent that not all of the classes presented in the semantic segmentation results from UNet would provide clinical value. The instant segmentation task yielded better results than semantic segmentation. Last but not least, this use case focuses on transfer learning. The goal is to spatiotemporal action detection using multimodal similarity measures. We look at the lingual similarities and visual similarities. And we know that there is a huge cost associated with gathering spatiotemporal annotations. And transfer learning can significantly reduce data preparation cost and increase training efficiency. And we tested multimodal similarity measures, as I said, lingual and visual, to transfer concept. And then they transferred off-the-shelf pre-trained action classifier trained for
special temporal action detection on the kinetics dataset to slow-fast model architecture using the AVA dataset. The AVA dataset is an atomic visual actions, which consists of around 80 action classes on 15-minute video clips taken from movies. And kinetics dataset have around 500 or 600 action classes taken from YouTube. So we used similarity measures to map kinetics classes to AVA classes. So both look at the results. Both lingual and visual similarity have been explored, as I said, and we computed cosine similarities between the two set of AVA and kinetics class labels. Since using all similarity values can be noisy, we experimented with different strategies. For example, a random strategy produces random predictions over AVA classes, and the simple averaging uses the top three most similar kinetic classes for every AVA classes and average out their predictions. From the quantitative results, as expected, random strategy performs worst, which indicates that our strategies, despite using little to no training data, makes meaningful predictions. We also observed that lingual similarity performs better than visual similarity. And then we also noticed that visual similarity is depend on the data which works in favor that can be adapt to data, but also leaves it susceptible to noise in the data, such as class imbalance. On the other hand, lingual similarity can perform similarities using only the class names and requires no target data, which could be desirable in situations where no target data is available. To sum up, throughout the project, participants gain an expertise to a variety of computer vision techniques and use cases. In terms of general approaches for future applications, some supervised learning models have been found to perform better than supervised learning in certain object detection and semantic segmentation tasks. Additional trend that can potentially mitigate data volume concern is auto-annotation, which may be especially helpful in clinical setting where use cases are narrow and data is very sparse. In terms of anomaly and semantic segmentation application, especially in image data, potential future directions include using techniques such as open set segmentation, which effectively combine both anomaly detection and semantic segmentation to identify both predefined classes and anomaly classes. And one major challenge was the limited amount of label data availability. And mitigation of this includes maybe like a further hyperparameter tuning, increasing regularization, and using data augmentation techniques to increase the volume of training data. In terms of video application, for example, in traffic incidents detection, future work could be focused on like a different larger data set that prevent overfitting. And a related direction is to conduct additional hyperparameter tuning and experiment with backbones to account for potential overfitting issues again. So with that, I would like to thank to all the project researchers, academic advisors from Vector Institute, University of Toronto, Western University, York University, and University of British Columbia. I also like to acknowledge all the project participants from Vector sponsor companies for their amazing work. And finally, thank to all our audiences. I hope you're interested in learning more what we have explored in this project. For more details, please visit Vector's website and Computer Vision Project Report and Project GitHub for models, tools, and implementations. And have a wonderful rest of the day. Çok teşekkürler Sedef Hocam. Biz de zaten raporun linkini hem LinkedIn'de yorum olarak hem de YouTube'da yorum olarak ekledik. Dediğiniz gibi daha fazlasıyla ilgilenenler buralardan takip edebilirler. Çok teşekkürler. Aynı zamanda Vector Institute'un paylaştığı diğer raporları da incelemek isterseniz yine web sitesi üzerinden bakabilirsiniz. Zaman zaman global staj ilanları da çıkıyor. Biz de onları LinkedIn üzerinden paylaşıyoruz. Bu gibi duyuruları da takip etmenizi önerebiliriz. Tekrardan çok teşekkürler.
Çok teşekkürler. Şimdi bir sonraki sunuma geçiyoruz. Merve Hanım'la devam edeceğiz. Yapay zeka algoritmalarının etik, sorumlu ve açıklanabilir olması önümüzdeki dönemde çok sık konuşacağımız ve nasıl algoritmalar seçeceğimiz de yine çok gündemimizde olacak konulardan bir tanesi. Şimdi bu konulardan bahsedeceğiz birazdan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Betül Hanım. Merhabalar. Hemen ekranımı paylaşıyorum. Daha sonrasında bir sunumla devam ediyor olacağım. Tabii. Şu anda geldi ekranınız. Tamamdır. Herkese merhaba. Ben Merve Özmen. IBM'de Data ve AI ekibinde teknik uzman olarak çalışıyorum. Bugün de aslında son yıllarda makine öğrenmesi dediğimiz yapının şirketlerde veya kullanım alanlarına bağlı olarak artmasıyla beraber gün yüzüne çıkan aslında açıklanabilirlik sorununa biraz değineceğiz. Bu açıklanabilirlik sorunu neden önemlidir? Neden aslında bizim için son dönemlerde makine öğrenmesi için de yer alıyor ve bunu aslında neden insanlar bu kadar önem veriyor? Bunlardan bahsediyor olacağız. Daha sonra explainability içerisinde aslında bu açıklanabilirlik kavramı içerisinde bulunan algoritmalar ve algoritma seçimine aslında değiniyor olacağız. Ve en sonunda da IBM aslında bu alanda ne yapıyor? Biz bu alanda neler yapıyoruz? Bunlardan bahsediyor olacağım. İlk başta isterseniz bir ajandadan bahsedelim. Bugün aslında ilk başta açıklanabilirlik nedir? Yani modelde açıklanabilirlik neye hitap ediyor aslında? Bu kısımdan başlıyor olacağım. Daha sonra explainability yani açıklanabilirlik kavramı neden önemli? Yani bizim son dönemde özellikle aldığımız veya oluşturduğumuz modellerde açıklanabilirlik anlamında açıklamalar almamız bizim için neden aslında önem arz ediyor? Bundan bahsediyor olacağım. Daha sonra bu açıklanabilirlik yaklaşımları ve algoritma aslında yapılarına değiniyor olacağız. En sonunda da aslında Q&A ile beraber devam edebiliriz. Hani bütün sunumların sonunda. İlk başta aslında ben açıklanabilirlik kavramından bahsetmek istiyorum. Son dönemde, son yıllarda çok fazla aslında iş alanında, çok fazla sektörde makine öğrenmesi modelleri çok merkezi bir yerde aslında olmaya başladı. Karar alma süreçlerimizi etkiliyor oldu. Belki bir bankada bir müşterinin kredi alma sürecini etkiliyor oldu. Sigorta şirketlerinde sigortalama süreçlerini etkiliyor oldu. Retail sektöründe belki farklı şeyleri, hani farklı modelleme sonuçlarını etkiliyor oldu. Makine öğrenmesinin son yıllarda özellikle bu kadar merkezi seviyeye gelmesiyle beraber aslında makine öğrenmesi modellerine olan güven de sorgulanmaya başladı. Yani benim modelim bu sonucu veriyor ama bu sonucu neden veriyor sorusu aslında kullanıcılar için gün yüzüne çıkmaya başladı. Bununla beraber de aslında açıklanabilirlik kavramı doğmuş oldu. Yani benim modelim neden bu sonucu verdi? Bu sonucu neye dayanarak verdi? Nasıl verdi ve aslında hangi değişkenleri, hangi bileşenleri kullanarak bu sonucu üretti aslında sorularına yanıt bulmaya çalışıyoruz açıklanabilirlik kısmıyla. Bu da aslında makine öğrenmesinin kapalı kutu olma özelliği hani bulunur. Makine öğrenmesi modelleri genelde hani siz veri verirsiniz, ilgili veri düzenleme işlemlerini gerçekleştirirsiniz. Daha sonra makine öğrenmesi kendi içerisinde çeşitli matematiksel fonksiyonlarla beraber bu aslında algoritmayı çalıştırır. Algoritma sonucunda da size bir binary classification için örnek veriyorum. 0'a 1 veya multi class için çeşitli class'lar veya lojistik regresyon için yine 0'a 1 veya işte regresyon değerleri için numerik değerler verir. Ama bunun neden olduğunu size söylemez ve bunun için aslında sizin makine öğrenmesi modeli içerisinde hangi bileşenlerin o modelin sonucunu etkilediğini aslında black box modellerde bilemeyiz. Bu açıklanabilirlik kısmı da bu makine öğrenmesinin hem anlaşılabilir olması, algoritmaların neye göre sonuç aldığını aslında çıkarıyor olması adına ve kapalı kutu olma özelliğinin önüne geçiyor olması adına bizim için yararlı bir aşama olarak görülmüş oluyor ve son yıllarda özellikle makine öğrenmesinin çok fazla revaçta olmasıyla bu modellerin bu kısımda makine öğrenmesi modellerini çözmeye yönelik sonuçların neden aldığına yönelik açıklamalarla beraber aslında hayatımız içine girmiş oldu. Peki bu açıklanabilirlik neden önemli? Son dönemde özellikle aslında makine öğrenmesini güvenden biraz önce bahsetmiştim. Farklı algoritmalar, farklı yapılarla beraber aslında iş alanlarında, çalışma alanlarında çok fazla aktif modeller ve bu aktif modellerle beraber çok fazla alınan aslında iş kuralları veya iş yapış şekilleri aslında doğuyor. Bu iş yapış şekilleri, iş kuralları belki sonuca yönelik aslında insanları etkileyebilecek faktörler bu makine öğrenmesi modellerinden geçiyor ve aslında burada şu soru doğuyor. Bu model bu sonucu neye göre oluşturdu, neye göre çıkardı sorusu oluşmuş oluyor. Burada da aslında bu çıkarımın yani modelin bize sunduğu çıkarımın neden oluştuğuna dair aslında sonuçları, bilgileri bizim elde etmemiz gerekiyor. Bu alanda aslında modele olan güven anlamında açıklanabilirlik bizim için önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor.
Modele güvenme açısından aslında bizim için önemli bir faktör olarak görebiliriz açıklanabilirliği. Yani siz bir model oluşturdunuz, model size bir sonuç verdi. Model sonucunda aslında o modele gerçekten güvenebilir misiniz? O modelin aldığı sonuçlara gerçekten aslında günlük hayatınızda, aktif iş kollarınızda kullanabilir misiniz aslında? Bu sorulara yönelik buna cevap bulmaya aslında yardımcı olan bir kavram olarak aslında açıklanabilir karşımıza. Yine aynı şekilde konumlandırabiliyoruz açıklanabilir diye. Biraz önce bahsettiğim kapalı kutu olma, yani kendi içerisinde sonuç alıp sonucu size direkt olarak verme kısmından biraz da aslında bu yapıyı koparıp biraz da açıklanabilir olma kısmından modeli daha açık, modelin aslında neden sonuç ilişkisine dayalı olarak size aslında bileşenlerini vermesi anlamında kapalı kutu olma özelliğinin önüne geçmek aslında bir amacımız da burada açıklanabilirlikle. Aynı şekilde bankalar gibi veya işte farklı compliance dediğimiz modelin aslında neden sonuç aldığına yönelik açıklamaların yapılması gereken sektörlerde de bu modellere güven anlamında da açıklanabilir karşımıza çıkıyor. Burada aslında açıklanabilirlik açıklanabilir yapay zeka olarak XAI olarak karşımıza çıkıyor. Genelde hani bu kavramı XAI olarak son yıllarda özellikle çok fazla makaleler, çok fazla yapılan araştırmalar ve algoritmalarla beraber desteklenen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Burada aslında biraz da algoritma kısmından bahsediyor olacağım. Aslında ilk başta bir use case üzerinden gitmek istiyorum. Bir aslında kullanıcı olarak bir bankaya kredi başvurusunda bulunduğunuzu düşünün. Mükemmel bir müşteri olduğunuzu, daha önce bütün ödemelerinizi yaptığınızı, çektiğiniz veya kredi kartı, açık kredi kartlarınızın hani tümünün borcunu ödediğiniz veya düzenli bir müşteri olduğunuzu aslında devam ettiriyorsunuz ve bu şekilde aslında bir kullanıcı bilgisi oluşturduğunuz kendiniz için. Daha sonra bankaya bir kredi başvurusu yaptığınızda krediniz reddoldu ve bunun sebebini öğrenmek istiyorsunuz. Banka içerisinde bu makine öğrenmesi modeli sonucunda aslında size verilmiş olabilir. Yani belki krediyle ilgilenen kişi size hani bu sebepten dolayı veya işte şu sebepten dolayı reddedik diyebilir size. Bunu da aslında açıklanabilirlik kısmında bulunan algoritma yardımıyla gerçekleştirebiliyoruz. Burada coefficients of elasticity regression model aslında bunlardan bir örneği. Bu bir aslında global model. Yani modelin genel içerisinde bulunan özellikleri aslında kendi içerisinde değerlendirerek modelin ne kadar etiklediğini size söylüyor. Aslında lojistik regresyon koefisyentlerinden buradan yararlanıyoruz. İkinci bir yöntem... Pardon, bölüyorum. Galiba arada bir mikrofona çarpıyorsunuz. O yüzden böyle ses bozuluyor. Onu paylaşmış olayım. Belki engelleyebiliriz. Tamam. Şu an nasıl? Şu an gayet iyi. Tamamdır. İkinci bir model, Local Interpretable Model Agnostic Explanations modeli, yani LIME modeli olarak adlandırdığımız model tipi. Burada aslında IBM'in de çalışmalarının bulunduğu Watson Open Scale içerisinde bulunan bir yaklaşımla beraber aslında bu algoritma çalışmış oluyor. O yaklaşım içerisinde de Boozman LIME algoritmasını aslında size sağlamış oluyoruz. Bu algoritma aslında şöyle çalışıyor. Model içerisinde bozulan herhangi bir noktayı sizin için test ediyor. Model içerisinde o bozulan aslında model içerisinde bir nokta belirliyor. Bu model içerisindeki noktayı kendi içerisinde bozup kendi içerisinden değiştirerek aslında model sonucunda ne gibi bir etki alıyorsunuz bunu düzenliyor sizin için. Bunun sonucunda da o modelin aslında o satırın nasıl sizin için açıklanabilir olduğunu çeşitli aslında yöntemler, yüzdesel aslında yapılarla feature explanation olarak size karşınıza sunmuş oluyor. Bu anlamda hani bizim de dediğim gibi Watson Open Scale ürünü içerisinde kullandığımız bir özellik. Burada hani mesela krediye başvuran kullanıcılar için kullanıcı bazında siz neden reddolduğunu veya neden kabul olduğunu görmek istiyorsunuz diyelim. Bunları LIME metodu yardımıyla görebiliyoruz ve inceleyebiliyoruz. En son bahsedeceğim aslında Shapley Value Based Explanations bölümü de yine aynı şekilde LIME gibi çalışan noktasal anlamda veri içerisinde herhangi bir feature için analiz yapabileceğiniz bir yaklaşım. Bu da yine LIME'la benzer aslında approach'a sahip ama LIME'dan biraz daha hani probability veya aslında olasılık ve prediction anlamında daha çok size çıktı veren bir yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor. Bunlarla beraber daha fazla çok hani algoritmalar, çok fazla yaklaşım da geliştiriliyor oluyor son dönemlerde özellikle. Açıklanabilirlik dediğim gibi şu anda ve ilerleyen dönemlerde çok fazla model yapısı, model MLOps kavramı içerisinde, machine learning operations içerisinde yer alacak bir kavram. Çünkü hani makine öğrenmesine güven, makine öğrenmesine aslında sonuçlarına güvenme anlamında bu explainability aslında bizim
beklentilerimizi karşılıyor olacak. Bu anlamda çok fazla algoritma geliştiriliyor. Hani burada global anlamda veya local explanations dediğimiz global modeli, hani modeli bütün olarak aslında açıklayabilir kılma veya modelin içerisinde herhangi bir feature için açıklanabilir kılma gibi özelliklerle beraber çok fazla algoritma da geliştirilmiş oluyor. Bu anlamda benim aslında anlatacaklarım bu kadar. Mail adresime veya LinkedIn'den bana ulaşıp aslında soru iletebilirsiniz. Hani explainability anlamında dinlemek istediğiniz veya sorduğunuz, hani merak ettiğiniz bir konu varsa bana dediğim gibi danışabilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim vakti için. Biz de çok teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi explainability hakkında bence sorusu olanlar mutlaka size ulaşsınlar. Hatta bence sorular vardır. Şu anda yorum olarak gelmedi ama ilerleyen günlerde kapınızı çalacak olanlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok teşekkürler sunumunuz için. Rica ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi bir sonraki sunuma geçeceğiz. Aslında Merve Hanım'ın da bahsetmiş olduğu gibi makine öğrenmesi modelleri şu anda çok revaçta, çok sık kullandığımız başlıklardan bir tanesi. Ve yine çok sık konuştuğumuz konulardan bir tanesi de otoML teknolojileri. Bu konudan bahsedeceğiz şimdi. Emrah Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese merhaba. Teşekkürler. Sağ olun. Ekrana geldi sunumunuz. Buyurun, söz sizde. Tamamdır. Çok teşekkürler. Öncelikle herkese tekrardan merhaba. Değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Akşam saatlerinde. Bugün aslında Betül Hanım'ın da bahsetmiş olduğu üzere günümüzün başka bir trend konularından biri olan otomatik machine learning mekanizmalarından bir miktar Google perspektifinden bir aktarım yapacağım. Umarım faydalı bir şey olur. Hani çok kısa sürede hızlıca bilgiler vereceğim. Daha detaylı bilgi edinmek için dediğim gibi istediğiniz zaman bu discussion'ları farklı platformlarda beraberce yapabiliriz. Bana ulaşabilirsiniz. Kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Emrah Mete. Google Cloud'da veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenimi projelerinden sorumlu olarak çalışıyorum. Bunun yanında da Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarıma devam ediyorum. Yine doktora tarafında araştırma konularım yapay öğrenme, derin öğrenme yöntemleri, neural networkler ve makine öğrenimi konuları. Dolayısıyla hem sahada proje yaparak hem de akademide araştırmalar yaparak bu alana olabildiğince katkı sunmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz AutoML, az önce de tarif ettiğim üzere. AutoML aslında birçok farklı veri seti üzerinden çıktılar üretebilecek bir yaklaşım. Temelde aslında dayandığı fenomen de elinizde bir veri seti var. Bu veri seti üzerinden herhangi bir manuel efora girmeksizin çözmek istediğiniz yapay zeka taskını üretecek hazır otomatik bir altyapı kurmak. Günümüzün dediğim gibi çok revaçta ve sık çalışılan araştırma konularından da bir tanesi aynı zamanda. Bunu farklı birçok veri setine uygulamak mümkün. Ama benim bugün birazcık bahsedeceğim yaklaşım genellikle tabular veri dediğimiz structure veri üzerinde bu operasyonları biz nasıl götürüyoruz arka tarafta, onlardan bir miktar bahsetmek. Ama şunu da net bir şekilde söyleyebilirim ki hem computer vision tarafında hem de doğal dil işleme tarafında da yine benzer altyapıları Google Cloud platform tarafında sunduğumuzu söyleyebilirim. AutoML altyapılı yöntemleri. Structure veri tarafında da aslında temelde üç farklı task adresliyoruz. İşte classification, regression ve forecasting dediğimiz üç farklı subtask yine otomatik machine learning altyapısıyla structure veriyle bizim adreslediğimiz konular. Aslında bizim bu altyapıyı inşa ederken belli araştırmalar sonucunda aslında bu mimarileri tasarlıyoruz. İşte learn to learn dediğimiz altyapı da yine Google Search tarafından üretilmiş bir akademik çalışma. Daha sonra bu akademik çalışma üzerine de şu an konuştuğum teknoloji ve altyapıyı aslında birazcık ete kemiğe biliyoruz ve son kullanıcıların karşısına çıkartıyoruz. Bu altyapı aslında learn to learn altyapısı birçok komponentten oluşuyor. Bu komponentlerden işte bazıları uygun model tiplerinin denenerek
doğru model mimarlarının elde edilmesi, bununla beraber işte modellerin hyperparametrelerinin bulunması, tune edilmesi ve daha sonra elde edilen weak learner'ların ensemble yöntemlerle bir araya getirilerek daha güçlü predictor'lar elde edilmesi ve bunların hayata geçmesi şeklinde özetlenebilir. Aslında mimariye kabaca bakacak olursak aslında temelde 3 fazdan oluşuyor. Feature'ların üzerinden otomatik olarak pre-processing yapılması. Devamında iki farklı architecture üzerinden model araması ve bu modellerin tune edilmesi. Devamında elde edilen modeller üzerinden de ensemble yöntemlerle, begging altyapılarıyla güçlü predictor'ların elde edilerek daha sonra prediction altyapılarının organize edilmesi aslında temeldeki fikir. İlk etapta birazcık auto data preprocessing'den bahsetmek lazım. Kullanıcı sistemi train edeceği, yani çözeceği probleme kaynaklı edecek veriyi sağladıktan sonra aslında sistem otomatik olarak sağlanan veri üzerinde bir şema çıkarımı gerçekleştiriyor. Bu şema çıkarımını takiben de aslında işte gelen veri üzerinde ne var ne yok bunlar anlaşılmaya çalışılıyor. Bunun üzerine bir sürü istatistiksel fonksiyonlar koşuyor. İşte veri üzerindeki verinin kolon bazlı dağılımlarından tutun da işte numerik feature'ların belli özellik istatistiksel özelliklerine, kategorik feature'ların belli istatistiksel özelliklerine kadar belirli istatistiksel çıkarımlar yapılıyor. Ve bunun devamında da veri seti üzerinde bazı subsampling operasyonları yapılarak neural network search ya da işte tree-based modellerin araştırılması adımına geçiliyor diyebiliriz. Bunun yanında da aynı zamanda veri bir sonraki aşamaya geçmeden önce işte veri setinin training, validation ve test olarak 3 parça ayrılması da yine bu aşamada gerçekleştiriliyor diyebiliriz. Otomatik data preprocessing aşamasında işte numerik verilerin, kategorik verilerin, date time, list veya text verilerin belirli aşamalardan geçilerek modelin kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Burada işte her farklı veri tipi için farklı preprocessing adımı söz konusu. Örneğin işte text bir veriyle uğraşıyorsanız burada bir embedding yaratımı söz konusu. Bunun dışında işte date time veriyle uğraşıyorsanız buradaki date time'ın decomposition edilmesi, işte aya, güne, yıla ayrılması, haftalara bölünmesi ya da kategorik bir feature içinde bu feature içerisinde bazı indekslerin oluşturulması ve kategorik feature'lar üzerinde bazı dönüşümlerin yapılması yine bu aşamada gerçekleştiriliyor. Architecture Search and Tuning tarafında aslında temelde iki farklı tipte model searching yapıldığı söylenebilir. Bir tanesi neural network tabanlı constructor var. Arka tarafta o çalışıyor. Bir de tree-based bir constructor var. Arka tarafta o çalışıyor. Bu iki altyapı aslında belli modeller üretip bir objektif fonksiyona göre bu modelleri en iyilemeye çalıştığını söyleyebiliriz aslında. Burada önemli olan aşamalardan bir tanesi de arka taraftaki bu searching adımında gerçekten olabildiğince belirli kısıtlar altında olabildiğince hızlı bir şekilde en optimum architecture'ı elde etmek esasında. Burada aslında bir optimizasyon problemi söz konusu. Yani bir modeli en iyilemeye çalıştığınız bir problem karşımızda var. Burada da bizim kullandığımız çözüm Weiser çözümü. Weiser çözümü yine Google Research ekibi tarafından geliştirilmiş ve işte bu araştırma sonucunda ortaya çıkmış ve Google Cloud'un birçok makine öğrenimi altyapısında kullanılan black box bir optimizasyon yöntemi. Bu optimizasyon yöntemi işte input olarak bazı parametreleri alıyor ve bu input olarak aldığı parametrelerin yaratmış olduğu search space'te işte en optimum zamanda en hızlı şekilde optimuma yakın sonucu search space'te arıyor ve getirmeye çalışıyor. Bu da işte gün sonunda aslında sanki arkada bir data scientist varmışçasına en uygun ve doğru modelin sağlanan veri setiyle bulunmasına olanak sağlıyor. Az önce de söylemiştim. Weiser optimizasyon yöntemi Google Research'ın yapmış olduğu bir çalışmanın sonucu ve oldukça robust ve gerçekten çok fazla
ödül aldığını da söylemek mümkün. Arka tarafta bir research söz konusu. Burada tabii iki farklı model architecture seçimi söz konusu demiştik. Bir tanesi işte boosted tree yaklaşımları. Burada TensorFlow boosted tree'ler arka tarafta kullanılıyor. Hepinizin bildiği üzere TensorFlow da bir Google teknolojisi. Dolayısıyla farklı Google teknolojileri bir araya getirerek, az önce de Weiser'dan bahsetmiştim. Orada Weiser, burada TensorFlow, birçok farklı Google teknolojisi bir araya getirilerek aslında buradaki AutoML yaklaşımı oluşturulmaya çalışılıyor diyebiliriz. TensorFlow Boosted Trees tarafında bir boosting tree altyapısı kurgulanırken ihtiyaç duyduğumuz birçok hyperparametrenin ve learn edilecek parametrenin kullanıldığını ve bunların bulunmasına yönelik bazı operasyonların yapıldığını görüyoruz. İşte burada tree structure'ın belirlenmesi, training aşamasında regularization yapılacak parametrelerin belirlenmesi ve bazı learning parametrelerinin yine bu aşamada doğru olarak bulunması yine boosted tree tarafında yapılan şeyler. Bir de işin neural network tarafı var. Yani bir boosted tree yaklaşımıyla bazı modeller aranıyor. Bir de neural network tarafında bazı modeller aranıyor. Tabii ki neural network tarafındaki yapı daha kompleks olduğu için burada birkaç aşamadan oluşuyor. Öncelikle işte sağlanmış olan inputlara ait bazı embeddingler generate edilmeye çalışılıyor. Bu ilk adımda gerçekleşiyor. Bundan sonraki aşamada ise bu da günümüzün en popüler, özellikle derin öğrenme tarafındaki en popüler research konularından bir tanesi. Doğru neural network structure'ının tespit edilmesi, bulunması. Kabaca hani bunun çok daha derin bir discussion olduğunu söylemekle beraber çok kısa bahsedecek olursam, burada sağlanan veriyle en doğru network structure'ı bulunmaya çalışılıyor. Bu kolay bir hadise değil. Arka tarafta gerçekten çok ciddi bir operasyon var. Günümüzün en, dediğim gibi, en popüler research konularından da bir tanesi. Arka tarafta sağlanan veriye uygun network mimarisi bulunuyor, çalışılıyor. Daha sonra da bulunan network mimarisini en iyileyecek hyperparametreler search ediliyor. Yine bu n-dimensional space'te işte hangi regularization tekniği kullanılacak? İşte batch normalization yapılacak mı? Dropout'taki uygulama ratio'su ne olacak? İşte learning rate'im ne olacak? İşte hangi optimizer'ı kullanacağım? Stochastic gradient descent mi kullanacağım? Yoksa adaptive momentum mu kullanacağım? Ya da işte farklı bir optimizer mı kullanacağım? Bunların tespiti. Ya da işte batch size'ın belirlenmesi ve işte bu neural network mimarilerinde hangi parametreye ihtiyaç duyuyorsak bare minimum'da bunların tespit edilmesi sağlanıyor arka taraftaki yöntemde. Son olarak üçüncü fazda begging ensemble fazına geçiyoruz. Burada temelde yapmış olduğumuz şey şu: bir önceki adımda bulmuş olduğumuz en adet architecture, en iyi architecture, hem tree tarafında hem de network tarafında aradığımız en adet, en iyi architecture gerçek training operasyonlarına sokuluyor. Burada her bir model k-fold cross validation yöntemiyle çoklanıyor kendi içerisinde, verinin farklı parçalarına odaklanarak. Burada işte m adet begging modeli üretiliyor. İşte n tane best model var. Her modelde k-fold cross validation yapılarak çoklanıyor. Yani aslında gün sonunda k çarpı n çarpı m adet model ve buna ait outputlar söz konusu. Bunlar bildiğimiz ensemble yaklaşımlarla combine ediliyor ve güçlü bir predictor oluşturulmaya çalışılıyor. Gün sonunda aslında arka tarafta bir data scientist'in, expert bir data scientist'in geçtiği bütün adımları sistem otomatik olarak zaman kısıtları içerisinde, belirli restriction'lar içerisinde çözmeye çalışıyor. Bu özellikle makine öğrenimi ve yapay zeka konusunda skill seti çok uygun ve yeterli olmayan kullanıcıları adresleyen bir altyapı. Ama expert data scientistler için de oldukça iyi bir benchmark. Dolayısıyla biz expert data scientistleri de mutlaka AutoML üzerindeki çıktılarla kendi modellerini benchmark etmeyi mutlaka öneriyoruz. Son olarak AutoML altyapısının üretmiş olduğu sonuçlar gün sonunda bizim servis cloud üzerindeki servis arayüzümüzde output olarak son kullanıcıya gösteriliyor. Burada modelle ilgili her türlü
output'un ve işte belirli parametrelerin, çalışma runtime'daki belirli parametrelerin tamamı sistem üzerinden paylaşılabiliyor. Ve runtime'daki log'lar da yine son kullanıcıya ulaşılabilir durumda olduğunu söyleyebilirim. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadardı. Sorularınızı sosyal medya accountları üzerinden ya da mail adresim üzerinden bana iletebilirsiniz. Dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ederim. Emrah Bey, biz de çok teşekkür ederiz. Aslında bir soru geldi, hemen yönlendirebilirim. Data Tabii. processing aşamasında istatistiksel yöntemler ile boş dataların doldurulması yerine evet. kullanılan başka bir modeliniz var mı diye şöyle ekranı da yansıtmış olayım. Yani aslında burada boş dataların doldurulması konusu sadece buradaki issue'lardan bir tanesi. Ama boş dataları doldurmakla alakalı birden çok tekniğin olduğunu söyleyebiliriz. Yani boş dataların olduğu satır oldukça azsa bunları atabiliriz. Bu yöntemlerden bir tanesi. İkinci bir yöntem boş dataları işte eğer bir multi-label classification ya da işte binary classification yapıyorsak verinin target değişkene göre dağılımına bakıp ona göre uygun değerler set edebiliriz. Ya da işte en basic yaklaşımla average değerleri buralara set edebiliriz. Bizim AutoML yaklaşımımızdaki arka tarafta çalışan altyapı aslında tamamen verinin doğasına bakıp burada en uygun seçimin ne olduğuna da karar veriyor aslında. Bu üç yöntemden bir tanesini fix kullanıyor diyemeyiz. Burada sizin sağlamış olduğunuz veri setine bakarak çünkü her biri her durum için uygun değil. Veri setinizin boyutuna ve missing value'ların küme içerisindeki ratio'suna göre burada uygulayacağınız teknik değişebilir. Dolayısıyla buradaki uygun tekniğe de yine AutoML altyapısı karar vererek uygun bir tanesini seçip hayatına devam ediyor diyebiliriz. Çok teşekkürler kapsamlı açıklamanız için. Şimdi bir sonraki sunuma geçiş yapacağız. Rıza Bey ve Senem Hanım bizimle birlikte olacaklar. Hoş geldiniz. Şu an Model Arts'tan bahsedeceğiz. Geliştiricilerin, veri bilimcilerin bulup da uçtan uca modelleri hızlı oluşturmasını, eğitmesini sağlayan programdan bahsedeceğiz. Rıza Bey, sanırım siz başlayacaksınız. Evet, çok teşekkür ederim. Öncelikle ben biraz Huawei Cloud'dan bahsedeceğim aslında. Sonrasında da Senem Hanım Model Arts'ın daha detaylı bir anlatımı, daha AI'ya dönük bir anlatımı olacak onun da. Ben çok kısa bir vaktinizi alacağım. Sonrasında Senem hocama bırakacağım ben ondan sonrasında. Ekran paylaşacak mısınız? Efendim? Ekran paylaşımı yapıyor musunuz? Henüz evet, gelmedi. Evet, şu anda. Ekranı görebiliyor musunuz? Evet, şu anda görebiliyoruz. Ekranda ufak bir uyarı var. Onu da gizleyebilirsiniz. Tabii. Çok teşekkürler. O zaman hızlıca Huawei Cloud'dan bahsetmeye başlayayım. Biz Huawei Cloud olarak aslında geçtiğimiz Ekim ayında Türkiye'de hizmetlerimizi vermeye başladık. 25'ten fazla region'ımızla, 50'den fazla availability zone'umuzla beraber hizmetlerimizi vermeye sürdürüyoruz şu anda. Çok yakın bir zamanda da önümüzdeki süreçte İrlanda'da, daha sonrasında da ileride Türkiye'de de olmak üzere bölgelerimizi açmak konusunda planlarımız var şu anda. Biz Huawei Cloud olarak aslında biz cloud piyasasında çok yeni sayılabiliriz. 2017 yılında girdik ama hızla büyümeye de devam ediyoruz. %200'lük bir büyüme gibi bir rakam elde ettik geçtiğimiz sene. Ve Çin tarafında 2 numaralı market share bakımından 2 numaralı cloud provider ve global markette de 5 numaralı olmayı başardık. Tabii buradaki en büyük destekçimiz de bizim Huawei'nin 30 yılı aşkın ICT tecrübesi. Buradaki kullanılan router switch'lerden, üzerine kullanılan storage ünitelerinden yazılmış olan hypervisor yazılımına kadar hepsi tamamen Huawei tarafından üretildiği için bu çok iyi bir sinerjiyle çalışıyor diyebiliriz. Tabii bizim sadece Huawei Public Cloud çözümümüz de yok. Huawei Cloud Stack adına verdiğimiz on-premise ve hibrit olarak çalışabilen bir cloud sistemimiz de var. Bu da oldukça iyi çalışan, state of the art dediğimiz, 80'den fazla hizmeti üzerinden verebildiğimiz, bunların içerisinde yapay zeka ve big data ile ilgili hizmetlerin de olduğu oldukça kompleks bir ürünümüz aslında. Peki biz Huawei Cloud olarak elimizde neler var? Burada özetliyoruz aslında bunu. Bizim bir public cloud hizmetlerimiz var. 200'den fazla public cloud hizmetimizi sunuyoruz. Huawei Cloud Stack ile on-premise ve hibrit olan cloudlarımızı sunabiliyoruz. Ve tamamen şu andan itibaren lokal olarak çalışmakta olan CDN nodlarımızla beraber CDN hizmetlerimizi de müşterilerimizle buluşturabiliyoruz bugünden itibaren. Yakın bir zaman içerisinde de public cloud'umuzda Türkiye'de de
deploy etmek gibi planlarımız da var tabii. Şu anda Türkiye'deki en popüler hizmetlerimiz bunlar. Aslında daha çok infrastructure as a service seviyesinde, platform as a service seviyesinde de hizmetlerimiz var. AI tarafına gelecek olursak, birazdan da bahsedecek olan Model Arts tarafında da şu anda yeni yeni kullanımlarını kullanılmaya başlandı diyebiliriz tabii. Peki Huawei Cloud'u en öne çıkaran şeyler nedir? Onlardan da hızlıca bahsedeyim. Hardware software sinerjisi bahsettiğim gibi işin router switch boyutundan storage ünitelerine, sunucularına, yazılımına kadar her şeyini in-house üretiyoruz ve bunlar müthiş bir sinerjiyle çalışıyor. Public, Hybrid Cloud, CDN olabilir ve bunlarla beraber çalışacak olan Edge nodlarımızla beraber distributed infrastructure'ımız her türlü ihtiyaca yönelik hizmet verebiliyor. Bizim kendi aslında inclusive AI yöntemlerimiz de var. Sadece Model Arts'ın üzerinden değil, bizim Atlas NPU'larımız da var. Bütün bunlarla beraber çok kompleks bir AI çözümü üretebiliyoruz ve gerekirse Edge nodlar üzerinden de bunlarla ilgili hizmetlerimizi verebiliyoruz. Tabii ki de bizim için en önemli olan şeylerden biri de Türkiye'deki lokal regülasyonlar ve buradaki kanunlara uyulması. Bunlar için de tamamen kanunlara ve regülasyonlara uyan bir şirket olduğumuzu da belirtmek isterim tabii. Size birazcık da Huawei CDN'den bahsetmek istiyorum. Şu anda Çin'de 2000 civarı, Çin'in dışında da 500 civarı nodumuz hizmet vermekte. Huawei CDN olarak da Türkiye'nin içerisinde de 6 nodumuz var ve biz tabii bir telekomünikasyon şirketi olduğumuz için burada da en büyük avantajımız olarak da hiçbir bandwidth sınırı koymuyoruz müşterilerimize. İstedikleri gibi yükseltip indirebiliyorlar kaynaklarını. Bir gün hiç kullanmazken ertesi gün çok yüksek meblağları kullanıp ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Son olarak da size birazcık referanslarımızdan bahsetmek istiyorum. Dünya üzerinde, Türkiye'de daha yeni olabiliriz ama dünya üzerinde beraber çalıştığımız birçok grup var. DHL, SAP gibi, Audi, BMW gibi bunlar da çok önemli müşterilerimiz Avrupa tarafında olmasıyla beraber özellikle Asya tarafında ICBC gibi dünyanın en büyük bankalarıyla da çalışıyoruz. Ve tabii burada bahsetmeye istediğim bir tane daha örneğimiz var tabii. TikTok'ta bizim aslında CDN hizmetlerimizi, cloud hizmetlerimizi kullanıyor tamamen. Buradaki nodlarımız da siz kullandığınızda bile TikTok'u bizim nodlarımız üzerinden geçen verilere erişiyorsunuz aslında. Çok teşekkür ederim. Ben çok vaktinizi almak istemiyorum. Lafı Senem Hocam'a bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler Rıza Bey. Pardon. Hoş geldiniz Senem Hanım. Hoş bulduk. Ekran paylaşımı yapıyorum ona. Tabii ki. Geldi sanırım. Şu anda görebiliyoruz. Tamam. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Selam Tanberk. Huawei'de araştırma ve inovasyon müdürü olarak çalışıyorum. Bugün sizlere Huawei'in Model Arts adındaki yapay zeka geliştirme platformundan bahsedeceğim. Ve bir araştırma projemizin küçük bir parçası olan örnek çalışmamızdan bahsedeceğim. Ve onun ne kadar pratik olarak gerçekleştirilebildiğinden ve ne kadar hızlı yapılabildiğinden bahsedeceğim ve bunu hani örnek olarak sunacağım. Ana hatları ile sunumumuza bakacak olursak, öncelikle Model Arts'tan birazcık bahsedeceğim genel bir bakış olarak ve XML platformundan bahsedeceğim ve bir Model Arts örneği olan satranç piyon tespiti çalışmamızdan bahsedeceğim ve sonrasında da kullanım durumları ve senaryolarından kısaca bahsederek sunumu tamamlayacağım. Model Arts'a genel olarak bakacak olursak eğer Model Arts her seviyedeki kullanıcıya yapay zeka yazılım geliştiricilerine ve veri bilimcilerine yönelik bir yapay zeka geliştirme ekosistemi aslında. AI modellerini buluttan edge'e kadar her yerde hızlıca oluşturmaya, eğitmeye ve dağıtmaya olanak sağlıyor. Yapay zeka yaşam döngüsünü yönetmeye olanak tanıyor. Model Arts, veri ön işleme ve otomatik etiketleme, model eğitimi, otomatik model oluşturma ve tek tıklamayla süreci yürütme gibi yetenekleriyle yapay zeka model ve ürün geliştirme sürecini hızlandırıyor. Bu ekosistemin temeli aslında Ascent adındaki birleşik ve ölçeklenebilir bir yapay zeka bilgi işlem gücü. İkinci seviye burada gördüğünüz gibi Khan. Bu bir operatör kütüphanesi ve toolkit. Üçüncü seviye ise Mindspore ve geliştiricilerin kendi eğitimlerini ve çıkarım modellerini tasarlamalar için bir çerçeve. Dördüncü seviye ise Model Arts adındaki hiyerarşik API ve entegre bir şekilde çalışan pipeline, yani tam bir pro hattı hizmeti. Burada Model Arts ürününün mimarisini görüyoruz.
verimiz var. İşte veri önce işlemeden geçiriliyor. Veri toplama, işte verinin filtrelenmesi, etiketlenmesi, public datasetler kullanılabiliyor. Modelin train edilmesi, yani eğitilmesi, online coding yapılabiliyor. İşte hiperparametre arama yapılabiliyor. Çok çeşitli modeller geliştirilebiliyor. Ve model yönetimi yine yapılabiliyor. Sonrasında deployment yapılabiliyor, yani dağıtım bu şekilde çalışıyor. Yine modeller tanıtımına birazcık devam edecek olursak, veri işleme ve model eğitimi, yönetim ve dağıtımı dahil olmak üzere tüm AI geliştirme sürecini destekliyor aslında. Yani tüm development, yani geliştirme sürecini destekliyor. Ayrıca ana yeteneklerinden bahsedecek olursak, görüntü sınıflandırma, video analizi, konuşma tanıma, ürün tavsiyesi ve istisna algılama, nesne algılama gibi çeşitli yapay zeka uygulama senaryolarını da destekliyor. Ayrıca yine ana yeteneklerinde veri ön işleme, veriyi etiketleme, eğitme, otomatik model geliştirme ve bunların bütün bu işlemlerin tek bir tuşla yapılabilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca hangi veri setleri, ne tarz veriler kullanabiliyor diye bakacak olursak, resim, ses, metin, tablo ve video ve diğer veri tipleri, yani serbest formattaki diğer veri tipleri kullanılabiliyor. Resimlerde görüntü sınıflandırılması, görüntüdeki bir nesne sınıfını tanımlamayı sağlıyor. Nesne algılama yapılabiliyor. Seste ses sınıflandırılması yapılabiliyor. Konuşma etiketleme, yani konuşma içeriği etiketlenebiliyor. Konuşma paragrafı etiketlenebiliyor ve konuşma içeriğini ve bölümleri de etiketleyebiliyor. Metinde metin sınıflandırılması, metne ve içeriğe göre etiketler atama yapabiliyor. Bu şekilde çok çeşitli yetenekleri var. Yine tablolar gibi yapılandırılmış veri işleme içinde işlem yapabiliyor. Dosya formatı CSV dediğimiz dosya formatı kullanılabiliyor. Yine video etiketleme yapılabiliyor. Şu anda MP4 formatındaki videoları destekliyor ve videodaki bir nesnenin konumunu ve sınıfını tanımlayabiliyor. Bu şekilde. Burada yapay zeka yaşam döngüsünü görüyoruz. Yapay zeka geliştirme yaşam döngüsünü görüyoruz. Basit, güçlü ve hızlı bir şekilde yapay zeka geliştirme yapılabiliyor. Model geliştirme ve ürün geliştirme yapılabiliyor. Önce verimizi oluşturuyoruz ya da verimiz, public bir verimiz varsa onu kullanıyoruz. Ve verinin hazırlanması, modelin oluşturulması ve eğitilmesi, sonra dağıtılması ve yapay zeka uygulamasında kullanılması olmak üzere çeşitli adımlardan oluşuyor bu yaşam döngüsü. Burada aslında Model Earth için, Model Earth ürününün avantajlarından birazcık bahsetmek istiyorum. Öncelikle yapay zeka geliştirme sürecini tek bir platformda topluyor. Kullanımı oldukça kolay. Birçok model ve açık kaynaklı modellerin ücretsiz kullanımı mümkün. Hiperparametrelerin otomatik optimizasyonunu yapabiliyor. Kodsuz geliştirme ve basitleştirilmiş işlemleri olanak sağlıyor. GPU ve Huawei Ascend AI kartıyla yüksek bir bilgi işlem gücüne sahip. Oldukça esnek bir yapısı var. Açık kaynaklı yapay zeka geliştirme çerçevelerinden TensorFlow, Spark, Caffe, PyTorch gibi birçok çerçeveyi destekliyor. Burada çeşitli diğer algoritma kitaplıkları da kurulup kullanılabiliyor. PIP ile kurulum yapılabiliyor. Ayrıca açık kaynaklı Jupyter Notebook'u da destekliyor ve özelleştirilmiş görüntü işleme yapılabiliyor. XML platformundan birazcık bahsetmek istiyorum. Model Earth XML, kullanıcıların yüksek esneklikte yapay zeka uygulama geliştirmelerine sıfırdan başlamalarına yardımcı olan bir ürün. Özelleştirilmiş kodsuz bir model geliştirme aracı aslında. Geliştiricilerin temel ve kodlama yeteneklerini biliyor olmaları gerekmez. Yalnızca verileri yüklemeleri ve XML tarafından istendiği şekilde model eğitimi ve dağıtımını tamamlamaları gerekir. Yani bu aşamaları gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yani sıfır kodlama bilgisiyle de yapılabilecek olan bir işlem. Model Earth XML ile kodlama yapmadan yapay zeka modelleri geliştirebilirsiniz. Sıfır yapay zeka deneyimi gerekiyor. Yani özellikle XML'de herhangi bir yapay zeka deneyimi olmayan, yeni başlayan kişiler de giriş yapabilir ve etiketli verilerle model tasarımı yapabilir, parametre ayarlama yapabilir.
Ve bu işlemleri, bu yapay zeka işlemlerini otomatik bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ve kullanımı oldukça kolay. Birazdan bir örnek yapacağız. Verileri yükleyip bir proje oluşturup verileri etiketledikten sonra eğitimi yayınlanıyor ve eğitim model devreye alınabiliyor. Burada alımları görüyoruz. İşte verinin hazırlanması, bir proje yaratılması, verinin etiketlenmesi, eğitilmesi ve dağıtılması olmak üzere çeşitli adımlardan oluşuyor. Şu anda ses sınıflandırması, metin sınıflandırması, görüntü sınıflandırması, tahmine dayalı analitik ve nesne algılama modellerini hızlı bir şekilde oluşturmak için XML kullanılabiliyor. Endüstriyel, perakende ve güvenlik alanlarında yaygın olarak kullanılabiliyor. Burada çeşitli uygulama alanları var. Neden XML kullanmalıyız? Yani ne zaman XML kullanmalıyız? Özellikle XML kodlama bilmeyi gerektirmiyor. Kodlama bilgisine ihtiyaç yok. Esnek ve özelleştirmesi kolay. Ya da örneğin mesela çok kompleks bir algoritma geliştiriliyor. Mesela video analitik domaininde örneğin. Kompleks bir algoritma geliştirildiği zaman mesela görüntü işlemede mesela nesne tanıma ile ilgili bir işlem yapılmayacaksa, hani araştırma konusu o değilse, nesne tanıma ile ilgili diğer modellerin de kullanımına olanak sağlıyor. Böylece yani çok vakit alan diğer algoritmaların, diğer yapay zeka algoritmaları hızlıca yani yeni geliştirilen video analitik domeninde özellikle yani örnek olarak onu söyledim. Ona adapte edilmesini ve entegre edilmesini kolaylaştırıyor. Yani hızlı bir şekilde zaman kayıplarını azaltarak hızlı bir şekilde yapay zeka, özellikle video analiz alanında veya farklı alanlarda da yine aynı şekilde yapay zeka modelleri kullanılabiliyor. Burada örnek olarak, yani örnek uygulama olarak manyetik duvarlı satranç piyonunu, yani bir nesneyi algılayabilen bir modeli otomatik olarak oluşturma senaryosundan bahsedeceğim. Burada ilk olarak veri setini oluşturduk. Yani yaklaşık bir 70-100 tane bir fotoğraf çektik. İlk önce veriyi hazırlıyoruz. Çünkü aslında bu özelleştirilmiş bir veri kümesi. Yani böyle bir public veri seti yok. Dolayısıyla özel bir veri kümesi olduğu için kendimiz oluşturmamız gerekti. Sonrasında tabii etiketleme işlemlerinden sonra bir model tanıma işlemi yapılıyor. Ve burada hiç koda ihtiyaç olmadan bu işlem çok pratik bir şekilde ve oldukça hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle etiketleme işlemi çok çok hızlı. Veri oluşturma sürecine ve nesne tanıma da özellikle bu uygulamada çok çok hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yani inanılmaz hızlı bir şekilde bu işlem tamamlanmış oluyor. Burada yine bir model ARF örneğinden bahsedeceğim. Satranç piyon tespitinden bahsedeceğim. Burada aslında biz satranç tahtası üzerindeki piyonu tanımaya çalışıyoruz ve bunun için de hani kod yazmadan yani bu işlemi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında bizim buradaki amacımız piyonu tanımak değil, video analizi yapmak örneğin. Dolayısıyla burada XML ile hani yani obje tanımaya odaklanmadan biz hani diğer işleri yapmak istediğimiz için hani bu obje tanımanın da pratik bir şekilde library'de veya hızlı bir şekilde yapılmasını beklediğimiz durumda örneğin bunu kullanabiliriz. Burada input'umuz gördüğünüz gibi bir aslında satranç tahtası ve burada piyonlar var. XML ve obje tanıma yapıldıktan sonra output olaraktan satranç piyonlarının etiketli hallerini görüyoruz. Ve tabii ki burada yine output olaraktan yani çıktı olaraktan pozisyonları görüyoruz. Piyonlara ait pozisyonları görüyoruz. Burada aslında hani büyük resme bakacak olursak aslında bir satranç tahtası, bir manyetik satranç tahtası üzerindeki manyetik duvar satrancı üzerindeki piyonları görüyoruz ve çeşitli diğer satranç parçalarını görüyoruz. Burada aslında biz hedef olarak da hani bu çalışmada piyonları test etmeye çalıştık. Yani aslında manyetik duvar satrancının piyonlarını model ARF ile hızlı bir şekilde nasıl algılanacağını göstermeye çalıştık. Burada özelleştirilmiş bir görüntü veri kümesi kullandık. Sistem otomatik olarak bir algılama modeli eğitiyor ve oluşturuyor ve oluşturulan modeli gerçek zamanlı bir hizmet olarak dağıtabiliyor. Dağıtım tamamlandıktan sonra bir giriş görüntüsünün satranç piyonu içermediğini belirlemek için gerçek zamanlı bir hizmetin nasıl
dağıtıldığını ve nasıl kullanıldığını göstereceğim bu örnekte. Şimdi öncelikle bir veri seti oluşturuyoruz. Çünkü bu özelleştirilmiş bir veri kümesi olduğu için dolayısıyla böyle bir kullanıma açık public bir veri seti yok. Öncelikle yaklaşık bir 100'e yakın, hedefimiz 100'e yakın bir fotoğraf çekmekti ama 67 çekebildik. 67 tane veriden oluşan bir veri seti oluşturduk ve train için, yani eğitim işlemi için görüyoruz burada çeşitli açılardan satranç piyonu, satranç tahtası üzerinde veya ne bileyim bir kitaba yakın bir yerde duruyor ya da işte masada duruyor şeklinde çeşitli açılardan piyonu tespit ediyoruz. Yani veri seti oluşturuyoruz. Burada ise daha sonra test amacıyla, yani eğitim bittikten sonra hiç veri setinde olmayan yeni bir veri ile nasıl isabetli sonuç verebiliyor mu şeklinde buna bakmak için böyle birkaç tane daha veri oluşturuyoruz. Bunlar eğitim veri setinde olmayan veriler. Ve öncelikle veri setimizi oluşturuyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi bir dataset chest diye bir veri seti oluşturduk öncelikle. Sonrasında tabii ki bu veri setini etiketlememiz gerekiyor. Yani eğitime sokacak olan, sokacağımız veri kümesini etiketlememiz gerekiyor. Burada öncelikle hızlı bir şekilde, yani inanılmaz hızlı bir şekilde veri etiketleme yapılabiliyor. Bu işlem böyle normalde çok zaman alıcı, vakit alıcı ve zaman öldürücü bir işlem ama yani bu ürün sayesinde çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Burada etiketli verileri görüyoruz. Burada işte bu videoda örneğin etiketleme işleminin nasıl yapıldığını görüyoruz şu anda. Böyle pratik bir şekilde hızlı hızlı seri bir şekilde yapılabiliyor. Chespan diye bir etiket atadık bu şekilde. Burada ikinci örneğimiz. Bu şekilde hızlı bir şekilde etiketleme yapılabiliyor yine Chespan. Burada örnekte sadece bir tane obje tanımı yaptık ama daha fazla da yapabilirdik. Burada veri setini oluşturduktan sonra ve etiketleme işlemi tamamladıktan sonra biz aslında nesne tanıma işlemi yapacağız. Object Detection. Dolayısıyla Object Detection altında Create Project'te bir proje oluşturuyoruz. Daha önce oluşturmuştuk XML Chest diye bir proje oluşturduk ve bu projede oluşturmuş olduğumuz veri setini kullanıyoruz. O veri setini kullanan bir proje olacak bu. Sonrasında burada gördüğünüz gibi bu veri setinin train verileri üzerinde, yani eğitim verileri üzerinde bir eğitim gerçekleştirdikten sonra böyle bir sonuç yani tamamlandı şeklinde bir version manager'da da tamamlandı şeklinde görünüyor ekranda. Evaluation mizatı görüyoruz burada. Çeşitli bilgiler var training aşaması ile ilgili. Sonrasında deployment yapıyoruz. Deployment yapıldıktan sonra burada version manager'da running olarak görünüyor. Yani artık bu model deploy edildikten sonra kullanılabilir. Yeni bir örnek gördüğünde, yeni bir ekran görüntüsü gördüğünde o ekran üzerindeki piyonları doğru bir şekilde tanıyabilir duruma gelmiş oluyor. Bu o anlama geliyor. Bu şekilde. Burada yine bir ekran görüntüsü üzerinde satranç tahtası üzerindeki piyonları tanıdığını görüyoruz. Ve buradaki piyonlara ait koordinatları gördüğünüz gibi ekranda yansıtıyor. Ve bunları alıp başka bir yerde kullanabiliriz. Başka bir algoritmanın içinde kullanabiliriz. Çünkü artık elimizde nesne tanıma ile ilgili koordinatlar var. Ne kadar, kaç tane piyon olduğunu da biliyoruz. Bunu yakalayabiliyor. Güzel bir şekilde tahmin edebiliyor. Gördüğünüz gibi sonuçlarda %90, %95, %93 gibi gayet iyi görünüyor, iyi durumda. Ve çok az bir veri kümesiyle eğittik. Daha büyük bir veri kümesiyle eğitseydik, daha modeli daha güzel sonuçlar verebilirdi. Burada 3 farklı örneği görüyoruz. Yine 3 farklı yerdeki piyonun tespit eden, predict eden bir sonucu görüyoruz. Yani çıktıları görüyoruz burada. Örneğin bir masada duruyor piyon ya da işte bir kitabın önünde duruyor veya işte kitabın üzerinde duran iki tane piyonu bir şekilde tanımlayabiliyor ve koordinatlarını verebiliyor. Burada ise satranç tahtası üzerinde, yani mıknatıslı duvar satranç tahtası üzerindeki piyonu tanımasını görüyoruz. Yani burada mesela bu
piyonlar mıknatıslı duvar satrancının tahtasına yapışıyor ve onları böyle video içinde ya da işte herhangi bir şekilde görüntüsünü, fotoğrafını alıp burada kullandığımız zaman veya video frame de olabilir yine aynı şekilde burada bu piyonları tespit edebiliyor. Bu şekilde. Diğer kullanım durumlarından bahsetmek istiyorum kısaca. Burada örneğin yağmur ormanları için erken uyarı sistemi gibi bir çalışma var. Örneğin maymun seslerini algılayabilen ve bunun ses tonundan ya da işte çıkardığı seslerden bunun anlamını yani kodunu çözebilen çeşitli modeller, akıllı modeller oluşturulabiliyor. Ve tehditler ve günlük davranışlar hakkında bir bilgi çıkarımı yapılabiliyor. Böylece erken uyarı sistemi de gerçekleştirmek mümkün. Yine araç tanımada kullanılabiliyor. Veya otomatik olaraktan hiper parametre arama gibi özelliği de var. Ayrıca bulut destekli araçlar için otonom sürüşte de kullanılabiliyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dikkatinizi vererek dinlediğiniz için özellikle bu akşam vaktinde çok teşekkür ediyorum. Senem Hocam biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şimdi bir sonraki sunuma geçeceğiz. Bir sonraki sunumu Ahmet Melih Selçuk gerçekleştirecek. Biraz daha aslında şimdiye kadar konuştuğumuz konulardan bir tanesi otonom araçlar, otonom tool'lar, no-code platformlar bu gibi konulardan bahsettik. Şimdi aslında yine buradaki kullanım alanı örneklerinden bir tanesinden bahsetmiş olacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Uzun ve yorucu bir akşam. Umarım çok fazla sıkmadan keyifli bir aktarabilirim. Sizi daha önceden TriWeek'te de dinlemiştik. O yüzden çok iyi olacağına eminim ben. Çok teşekkür ederiz. Tamamdır. Çok sağ olun. Aslında bu davet geldiğinde ilk başta ileri algoritmalar deyince ne anlatmak lazım? Buraya gelenlerin de sonuçta dinleyeceği şeyle ilgili bir beklentisi var. Buna nasıl karşılık veririz diye kafamda bazı fikirler uçuştu. Aslında ileri algoritmalar derken nelerden bahsetmek lazım, neleri parantez açmak lazım biraz bunlara kafa yordum. Onunla ilgili bir sunum olacak. Biraz da ileri gitmek için önce bir adım geri gitmek lazım. Ondan bahsedeceğim. Neden bahsediyorum? Biraz alt alta koymaya çalışalım. Algoritmalar nasıl ilerliyor ve biz BI'dan bir adım daha ileriye gitmek için AI'ya geçerken çalıştığımız şirketlerde, işletmelerde hangi bariyerleri aşmak durumunda kalıyoruz? Bundan bahsedeceğim. İsmim Ahmet Melih Selçuk. 2019'dan beri Analytics'te kurucu ortak ve veri bilimi ekibinin yöneticisi olarak çalışıyorum. Öncesinde 10 sene kadar profesyonel hayatta farklı şirketlerde veri bilimi ekiplerinin yöneticiliğini yaptım. Onun öncesinde de bir süre akademisyenlik yaptım ODTÜ'de. 3 senedir dediğim gibi aslında danışmanlık tarafındayım. Daha önceden şirkette kurumsal tarafta içerideki personel olarak dışarıdan gelen danışmanlarla birlikte projeleri gerçekleştirmeye çalışıyordum. Şimdi birazcık daha masanın öbür tarafına geçtim diyelim. Ama algoritmalarla çalışmaya başlamam aslında biraz daha geriye gidiyor. Yüksek lisans ve doktora yaparken endüstri mühendisliği ve matematik alanında devam etmişti araştırmam. Ve burada aslında algoritmalarla ilgili hani ne kadar büyük bir spektrum olduğundan bahsetmek için bu büyük algoritma denizinden bahsetmek istemiştim ilk olarak. Şimdi buraya baktığımız zaman aslında gördüğümüz resim çok fazla algoritmanın yapay zeka için, optimizasyon için ve belki sembolik öğrenme, istatistiksel öğrenme için elimizde çok fazla algoritmanın olduğu gerçeği. Bunların zaman içerisindeki ilerlemesine bakacak olursak ya da daha sofistike algoritmaların, daha güçlü algoritmaların nasıl ilerlediğine bakacak olursak doğal olarak hani hayatın ilerlemesi gibi ihtiyaca binaen bir şeylere cevap vermeye çalışıyor algoritmalar. Yapay zeka tarafına baktığımızda başlangıçta weak learner, zayıf öğrenici olarak adlandırdığımız algoritmalar elimizdeydi, popülerlerdi ve karar ağaçlarıyla, regresyonlarla biz işimizi görmeye çalışıyorduk. Zayıf ya da weak kelimesi aslında iki anlamlı. Türkçede de karşılığı İngilizce'deki gibi. O yüzden güzel bir kelime bence. Zayıf öğrenici olmak aslında çok
yüksek hassasiyette ya da çok büyük becerili sonuçlar verememek anlamına geliyor bir yandan. Ama bir anlamı daha var. Birkaç lokmayla doymak anlamına da geliyor. Weak learner'ların popüler olmasının sebeplerinden bir tanesi bunları doyuracak computational power'ımız, hesaplama gücümüz yoktu. Bugün burada çok büyük vendor'lar var. Huawei burada, Google burada ve cloud üzerinde gerçekten neredeyse sonsuz computational power sunuyorlar. Ama bu olmadığı zaman gerçekten daha zayıf algoritmaları besleyebiliyorduk. Datamız da azdı. Onlara verebileceğimiz çok fazla data da yoktu. Onları doyuramıyorduk güçlü algoritmaları. Peki zayıf algoritmalardan topluluk öğrenmesi metotlarına, ensemble metotlara nasıl geçtik? Şimdi ilerleme dediğim gibi teorik açıdan baktığınızda bir random forest'ın ya da işte başka bir stacking algoritmasının üzerine saatlerce konuşabilir ve bunun teorik bazının ne kadar enteresan olduğunu düşünebilirsiniz. Ama baktığımız zaman aslında hepimizin bildiği kıssadan hisse olarak anlatılan çıta hikayesine benziyor diyelim. Çıta hikayesi nedir? Bir baba çocuklarına bir arada kalmaları için, birbirlerinden kopmamaları için, birliği, beraberliği öğretmek için birinin eline bir çıta verir. Bunu kır der ve onu kırar. Ondan sonra eline aynı ince çıtadan 10 tane verir ve onu kıramaz. Biz de aslında robust, yani istatistikte tam Türkçe karşılığı gürbüz. Gürbüz algoritmalara gidebilmek için bu zayıf öğrenicileri bir araya getirip onlardan güçlü metotlar yaratma yoluna gittik ve ensemble metotlar ortaya çıktı. Sonrasında da bir adım daha gittiğimizde gerçekten daha fazla computational power'ımız var. Elimizde tensor processor'lar var ya da işte GPU destekli makinalar var, artık bunlarla daha fazlasını yapabiliriz dediğimizde de insanın öğrenme şekli, beynin henüz tüm sırlarını çözemedik ama nöronların birbirine nasıl etkileştiğini en azından biliyoruz. Bunu taklit edelim, en azından yapay da olsa böyle bir yola gidelim dediğimizde de aslında yapay sinir ağları ortaya çıktı. Ve biraz doğayı taklit ederek, biraz basit fikirler üzerine inşa ederek bir şeyleri, algoritmaları ileriye doğru götürdük. Yapay zeka ve makine öğrenmesi tarafında. Optimizasyon tarafına gittiğimizde de aslında birazcık geriye doğru gidiş var. Burada ilk ortaya çıkan algoritmalar simplex gibi, cutting plane gibi, teorik olarak büyük resme bakan ve onun içerisindeki bütün olasılıklar kümesini tarayan, akıllı bir şekilde tarayan ve global optimum olabileceklerin en iyisini bulan algoritmalar vardı elimizde. Ama bunlarla ilgili de şöyle bir problemimiz vardı. Hani makine öğrenmesinde dedik ki bir progression var ileriye doğru, çünkü computational power gün geçtikçe arttı. Elimizde öğrenmek için kullanabileceğimiz veri günden güne arttı, ama optimizasyonda da daha ilk günden çok kompleks problemler su yüzüne çıktı. Traveling salesperson problem gibi, polinom zamanda çözülemeyen, yani istediğiniz kadar computational power'ınız olsun, bir kuantum bilgisayarınız olmadığı sürece yeterince hızlı çözemediğiniz problemlerimiz vardı. Ve bunları çözmek için aslında bir adım geriye gittik. Yani simplex'ten ya da cutting plane'den daha geride ne vardı? Optimizasyon için bundan daha basit ne vardı derseniz? Direkt hesaplama metotları. Yani elinizde zaten çok fazla alternatif yoksa, eğer 100 bin tane, 1 milyon tane alternatif senaryo varsa, bunların hepsini enumerate edip bunlardan hangisi feasible ve best solution'ı getiriyorsa, yani uygulanabilir ve en optimal sonucu hangisi veriyorsa bununla gidelim. Bu fikri bir adım öteye götürmek için aslında meta heuristik ya da meta sezgisel metotlar ortaya çıktı. Ben bütün bir olasılıklar uzayını taramak yerine onun içinde akıllı bir şekilde hareket edeyim ve bu hareketlerin daha önce nerede olduğunu birazcık keşfetmeye çalıştık. Genetik algoritmalar, yani evrim teorisinden, canlıların evriminden hareketle ya da end colony optimization dediğimiz karıncaların kolonilerini optimize etme şeklinden phase alarak üretilmiş ileri diyebileceğimiz algoritmalar. O yüzden ileri gitmek için aslında belki bir adım geriye gidip sonra da aradaki açığı kapatmak lazım diyebilirim. AI ile ilgili çalışıyorum dediğim gibi kariyerin başından beri ve hani hep bir adım gerisinde AI'ın BI olduğunu gördük. Yani bu işi yapan şirketler öncesinde business intelligence, iş zekası dedikleri uygulamaları iyi hayata geçirmiş şirketler. Ve iş zekası denince de aslında aklımıza çok fazla şey geliyor. Bunlardan bir tanesi verinin raporlanması, bir başkası da aslında verinin görselleştirmesi. Ama bunların hepsinin temelinde aslında verilerin bir araya getirilip geçmişin sorgulanması yatıyor. Yani ben bir kurumda zekaya başlayacağım nokta o zaman hafıza. Benim geçmişe bakmam lazım, benim bugüne bakmam lazım ve iş zekası uygulamaları bunu sağlıyor.
bugün karlılığım ne durumda, bunu şubeler bazında görebilir miyim, bir ay önce nasıldı? Bunların hepsini aslında yapmamızı sağlıyor iş zekası, ama bunu ileriye götürmek için yapay zeka ile birlikte neyi yapalım dediğimizde yapay zeka uygulamalarını buna entegre edelim ve gelecekle ilgili de aslında tahminlerde bulunalım fikri ortaya çıkıyor. Şimdi augmented intelligence kelimelerle ilgili böyle birazcık üzerine konuşalım. Augmented kelimesini ilk başta biz augmented reality ile birlikte duyduk. Arttırılmış gerçeklik. Bunu da arttırılmış zeka ya da arttırılmış iş zekası olarak düşünebiliriz. O yüzden arttırılmış iş zekası dediğimizde, yani self-service BI bizim şu ana kadar gelebildiğimiz son noktaydı. Son kullanıcıların kendi raporlarını kendilerinin oluşturabilmesini istiyorduk. Bunun bir adım sonrasında da aslında bu kullanıcılar BI yetkinliklerine sahip BI tool'larıyla donatılmış kullanıcılar geleceği de tahmin edebilseler, biz bunu birazcık daha böyle güçlendirmiş, BI'nin üzerine bir adım daha koymuş oluruz diyebiliyorduk. Şu ana kadar konuşulan konular içinde de özellikle AutoML uygulamaları da aslında buna yönelik bir önemli bir adım diyebilirim bence ve bu roadmap'le uyumlu bir geliştirme. Şimdi şu ana kadar bazı şeyleri konuştuk ve dedik ki BI bizim bir adım gerimiz ve burada AI'ya doğru giderken aradaki boşluğu kapatmak istiyoruz. Bu noktada biz de aslında Analytics bir danışmanlık şirketi ve farklı sektörlerde, telekomda, bankacılıkta, üretimde, küçük ve büyük birçok şirkette çalışırken aslında üzerine gitmemiz gereken şeyin ne olduğunu biraz düşündük. Bugün de burada aslında anlatacağımız ürün fikri bizim projelerimizde ortaya çıkan bir alet çantasının herkes tarafından kullanılabilir hale dönüşmüş şekli diyebilirim. Analytics danışmanları, veri bilimci ve veri mühendislerinin kullandıkları metotları aslında yapay zeka tarafında, büyük veri tarafında çok da fazla deneyimi olmayan insanların da kullanabileceği, rahat bir şekilde kullanılabilecekleri ve kolay bir kullanıcı deneyimiyle kullanabilecekleri hale getirmeye çalıştık. Kullanıcı deneyimi deyince tabii ki bütün dünyanın belki de yani feyiz aldığı, bir inspiration olarak gördüğü bir Apple gerçeği var. Bu fotoğraf da aslında Steve Jobs'ın 2007'de Apple'ın ilk cep telefonunu, iPhone'u tanıttığı etkinlikten ve bu etkinlikte şöyle bir şey diyor. Size bugün 3 tane ürün tanıtacağım. Bunlardan bir tanesi bir iPod. Şu ana kadar yaptıklarımızın en iyisi. Kocaman bir ekranı var. Tanıtacağım ikinci ürün bir telefon. Apple'ın ilk telefonu ve üçüncüsü de aslında bir internet giriş cihazı, aracı diyelim. Bunlardan bahsettikten sonra da aslında dediğim gibi belki sunumu anımsayanlar vardır. Aradan 15 sene geçmiş, 2007 tarihi sunum öncesinde baktım. Sonrasında da aslında bunların üçünün tek bir ürün olduğunu söylüyor ve iPhone'un neden şu ana kadar yapılmış en iyi telefon olduğunu ve telefon endüstrisini neden bugünden itibaren değiştireceğini söylüyor. Aslında biz de birazcık işleri değiştirebilecek ne sunabiliriz sektöre ve bir ürün olarak Analytics ortaya ne koyarsa şu ana kadar edindiği tecrübelerle müşterilerine değer sağlayabilir. Bunun üzerine yoğunlaştık ve biz bir AutoML platformu sunmayalım, sadece biz bir Augmented Business Intelligence tool'u sunalım dedik. Yani Business Intelligence'ı biraz daha güçlendirelim, arttıralım. Arttırılmış iş zekası diyebiliriz buna Türkçe motomot çevirmek gerekirse. Şu ana kadar kelimelerin dönüştüğü kontekste paralel olarak. Ability'yi şu şekilde düşündük. Biz elimizdeki mevcut kişilerimizle aslında bir dijital dönüşüm başlattık. Bütün kurumlarda, dediğim gibi farklı sektörlerle çalışıyoruz. Dijital dönüşüm her yerde başlamış ve ilerliyor durumda. Bazı sektörler daha ileride, bazılarının daha fazla gidecek yolu var. Ama her yerde şunu görüyoruz. Mevcut personelimiz var ve onları bir şekilde bu sürecin içine dahil etmemiz lazım. Durmadan yeni kişileri bulmak çok mümkün değil, çok kolay değil. Maliyeti çok yönetilebilir değil. Elimizde bir tech stack var ve herkesin elinde olan tech stack'le neyi yapabiliriz? Yani elimizde sadece bir tornavida varsa bunun arkasında çekiç gibi kullanabilir miyiz? Bunun yan tarafıyla da başka bir şey yapabilir miyiz? Biraz buna yoğunlaştık. Ve son olarak da bizim mevcut süreçlerimiz var ve bu süreçler üzerinden ilerlemek bizim için tabii ki en önemli konu. Makine öğrenmesi bilmeyen kişilerle birlikte biz makine öğrenmesi nasıl yapabiliriz? Elimizde bir automated machine learning pipeline'ın olması lazım. Ability her şeyden önce bir AutoML tool'u. Kullanıcılar verilerini yüklediklerinde ihtiyaç duydukları
veri transformasyonlarını, hazırlıklarını, feature engineering, nitelik mühendisliği gibi işleri ve bunlarla birlikte uygulanması gereken doğru hiperparametre optimizasyonlarını, model seçimlerini, değişken seçimlerini yapacak bir otonom makine öğrenmesi aracı. Bununla birlikte hani otonom makine öğrenmesi platformları şu anda sayıca fazla ve gitgide artıyor ve güzel bir yarış var aslında orada, tatlı. Herkesin birbirinden bir şeyler öğrendiğini görüyoruz. Ama bir önemli bariyer aslında burada sürekli yeni teknolojilere adapte olma ihtiyacı. Türkiye cloud anlamında da biraz regülasyonun sıkı olduğu bir yer. Özellikle cloud'daki teknolojileri her sektör adapte olamıyor. Bunun dışındaki ürünlerde aslında belli kısıtlar ya da belli maliyetlerle birlikte geliyor. Herkesin elinde olan teknolojiye odaklanın dedik. Verisi olan herkesin bir veri ambarı var, bir veri tabanı var. SQL yazabileceği bir ortam var. O yüzden biz de aslında makine öğrenmesi modellerinin SQL'e translate olacağı, makine öğrenmesinin veri hazırlığı, veri eleme, veri standartlaştırma gibi bütün adımların SQL'e translate olacağı pipeline'lar hayal ettik ve bunları gerçekleştirdik. O yüzden aslında makine öğrenmesi skorlamalarını, uçtan uca bütün skorlama akışını aslında in-database olarak çalışabilecek hale getirdik. Yeni uygulama sunucuları üzerine yatırım yapmak, ağır Python'ı ayağa kaldırmak ya da yeni uygulamalar satın almak farklı sebeplerden dolayı zor alabiliyor. Dediğim gibi bariyerleri biraz yıkmaya çalışıyoruz burada. Son olarak da aslında mevcut bir iş yapış bir prosesimiz var. Süreçleri değiştirmek, iyileştirmek üzerine çok fazla konuşulan bir konu. Şu anda süreç analitiği üzerine çok fazla ilan çıktığını görüyorum kurumsal şirketlerde. Biz süreçlere dokunmayalım, biz mevcut süreçlere uyalım çabası içinde hareket ettik. SQL'e dönüştürülmüş makine öğrenmesi kodlarını ETL üzerinde deploy edecek şekilde prosedürlerimizi tasarladık. O yüzden de aslında bir şeyleri baştan keşfetmeye gerek yok. Eğer rapor yapabiliyorsanız biz sizin için makine öğrenmesini kullanılabilir hale getirelim diye yola çıktık ve Ability'yi aslında bu amaçla geliştirdik diyebilirim. Akşam bu vakti dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Faydalı olduğunu umarım. Analytics'ten kısaca bahsetmiştim dediğim gibi. Bu da bizim Ataşehir'deki ofisimiz. Güzel bir Ataşehir manzarasıyla herkese veda etmiş olayım. Çok teşekkürler TRY'ye da düzenlediği etkinlik ve bana bu platformda konuşma şansı verdiği için. Biz de çok teşekkür ederiz. Senem Hanım'ı da hemen ekrana davet ediyorum. Böyle bir sorumuz var. Eğer soru gelirse, sorularınız olursa Ahmet Hocam'a ve Senem Hocam'a sorabilirim. Senem Hocam, size şöyle bir soru geldi. Transfer learning kullanıyor musunuz? Görüntü işlemede YOLO ve YOLO 5 ve benzeri kendinize ait bir veri setini sürekli geliştiriyor musunuz diye bir soru geldi size. Öncelikle soru ve ilgi için çok teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, transfer learning'i sadece görüntü işleminde değil, aynı zamanda ses alanında da kullanıyoruz. Görüntü alanında hani benim kendi geliştirdiğim veri setlerinde ben kullanmadım ama ekibim içinde ekibim kullanıyor. Yani farklı projelerde kullanıyoruz. Bir de yüksek lisans tezlerinde birkaç projede kullandık. Burada bahsettiğim projede ise, burada örnek olarak bahsettiğim projede transfer learning kullanmadık. Burada nesne tanıma işini aslında library'lerle çözmeye çalıştık. Çünkü buradaki ana hedef video üzerinden video analizi yapmaktı. Yani nesne tanıma değildi. O yüzden ana hedefe odaklanarak nesne tanıma işini XML gibi daha pratik ve kolay nesne tanıma işlemini gerçekleştirebilen başka bir araca yaptırdık. Ya da farklı library'ler kullanarak çözmeye çalıştık. Çok teşekkürler. Sanırım başka bir yorum yok. Ahmet Bey, sizinle nasıl iletişime geçebilir izleyicilerimiz? Böyle bir soru geldi. LinkedIn'den Ahmet Melih Selçuk veya Analytics'in hesaplarını takip edebilirler. Oradan connect olarak haberleşebiliriz her zaman. Özellikle genç arkadaşlardan çok fazla staj talebi de geliyor. Yaz sonu bunları da değerlendirmeye, cevap vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Çok teşekkür ederim tekrardan hem vaktiniz hem verdiğiniz değerli bilgiler için. Dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim. Ben ufak bir son
projemizden bahsetmek istiyorum. Sonrasında bugünkü etkinliğimizi de tamamlamış olacağız. Bugün AI Masters NFT projesini biz yayına alıyoruz aslında. Bu projede hedefimiz 5000 tane NFT çıkartıp projenin gelirleriyle de yapay zeka alanında eğitim alan insan eğitim vermek. Ve burada da özellikle İstanbul ve Ankara dışındaki üniversitelerdeki öğrencilerin yapay zeka alanında hem farkındalıklarını arttırmak hem yetkinliklerini arttırmayı hedefliyoruz. Ve genel olarak da biraz daha böyle yaratıcı bir projeyle bu konuyu ele almak istedik. NFT projesiyle ilgili ayrıntıları aimasters.io adresinden ulaşabilirsiniz. Aldığınız her bir NFT aslında eğitime destek olacak. Bu projemize gitmiş olacak. Bir sonraki Try Meetup'ı Temmuz ayında sürdürülebilirlik ve yapay zeka konusunda gerçekleştireceğiz. Bu konudaki ilgi son zamanlarda çok fazla artıyor ve hem bize gelen sorular hem bu konudaki kullanım alanı örnekleri de yine artmaya başladı. Bir sonraki Try Meetup'ta yine YouTube ve LinkedIn üzerinden görüşmek üzere. Tüm dinleyicilerimize ve konuşmacılarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hoşçakalın.